Ağır çelik ocaklı fırın rezistansı nasıl değiştirilir? Ocaklı fırınımızın rezistansı yanmıştı. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgeden patlamış olan rezistansımızın yedeğini aldık. Şimdi aynı rezistansın yedeğiyle değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu yeni rezistansımız. Güçleri ve bağlantı yerleri aynı, birebir aynı. Şimdi gördüğünüz gibi ön taraftaki kapağını söktük. Bu bölgeye takacağız. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi rezistansımız. Buradan daha önce yedeğini almak için sökmüştük bu rezistansımızı. Arka taraftaki bağlantı kapağını açacağız. Rezistansımızın bağlantı kablolarının olduğu yer açığa çıkacak. Gördüğünüz gibi işlem yapmadan tabii fişi prizden çekmemiz gerekiyor elektrik çarpmaması için. Buradaki fişleri çekmeden önce bir fotoğrafını alırsanız yanlış bağlantı yapmamış olursunuz. Fotoğrafını çektikten sonra rezistansın fişlerini çıkartıyoruz. Sonra ön taraftan eski rezistansımızı alıp yeni yedek rezistansı yerine takıyoruz aynı şekilde. Bağlantı civatalarını tutturup yerine oturttuktan sonra arka taraftan şasiye sabitliyoruz. Rezistansımızı civatalarından sabitledikten sonra fişlerini takacağız. Evet. Ön taraftaki kapağını da rezistansı bağlandıktan sonra kapatıyoruz. Bu şekilde yerine taktıktan sonra üst tarafta iki tane vidası var. Onları tutturup yerine montajını tamamlıyoruz. Arka taraftan rezistansımızın fişlerini tekrar soketlerini takıyoruz yerine. Gördüğünüz gibi yerine taktık. Fişi takıp test ediyoruz. Evet, test ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce ısınmayan fırınımız şu anda ısınmaya başladı. Fişi prizden çekip tekrar arka kapağını kapatıyoruz ve rezistansımızı değiştirmiş oluyoruz. Sizin de eğer ocağınızda bu şekilde fırınınızda ısıtmayan bir problem olursa kendiniz de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Çok kolay. Eski rezistansı söküp yedek rezistansı aynı şekilde alarak bu şekilde fırınınızın rezistansını değiştirebilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.